Mutlu akşamlar. TV'lik ekranlarından canlı yayınla Muhabir Masası programıyla karşınızdayız. Muhabir Masası hafta içi sizlere sunduğumuz haberleri haftanın sonunda Cuma günü her akşam her hafta saat 20'de karşınızda olacağız TV'lik muhabirleriyle. Yanımda çok değerli muhabir arkadaşlarım Samet Yaşar Yıldız ve Nesrin Korkmaz var. Her hafta Cuma günü saat 8'de akşam saat 20'de sizlerle birlikte olacağız. Gündemi değerlendireceğiz. Türkiye'nin ve ordunun gündemi çok alevli, çok ateşli. Biliyorsunuz ekonomi de son bir yıl içinde konuştuğumuz tek konu desek yeridir. Ekonomiyle başlamak istiyorum. İstersen asgari ücret zamlarıyla başlayabiliriz Nesrin. Sana topu atmak istiyorum. Asgari ücrete gelen zam %50'nin üzerinde. Ne düşünüyorsun bir çalışan olarak aynı zamanda? Bu sene siyasetin en sıcak gündemlerinden bir tanesi aslında ekonomiydi. Diğer gündemler de evet başlıklar arasındaydı ama ekonomide en çok konuşulan gündemler arasındaydı. Asgari ücrete gelen %50'lik zammın ardından herkese büyük bir beklenti oluştu. Bu beklentinin de üstünde bir zamdı aslında. Gelen %50'lik zam ardından herkes büyük bir beklenti içine girdi. En çok emekliler bu beklenti içine girdi aslında. Fakat %36 enflasyonun açıklandığı gün emeklilere %25 bir zam oranı geldi. Bu açıklanan zam oranı hem emekliler tarafından hem de muhalefet tarafından büyük bir tartışma konusu oldu aslında. Aslında %25'i de anlayamadık yani. Evet, %25'i de kısmını anlayamadık. Ne kadar verdiğini anlayamadık. Yani o gün Cumhurbaşkanı Erdoğan işte açıklamayı yaptı. Bir rakam da vermedi. Dedi ki enflasyon altında ezdirmeyeceğiz hiçbir emeklimizi evet. dedi. Ama şu rakamı verdik demedi. Hiçbir emekliye şu rakamı veriyoruz demedi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın konuşması bittikten sonra ben ekonomist işte ara sıra da ana haber bültenlerimize bağlanıyor siz de biliyorsunuz. Oğuz Demir. Onu aradım. Dedim Oğuz Bey emekliler ne kadar zam aldı şu an? Yani en düşük emekli maaşı tamam 2500 lira oldu. Peki emekliler, geri kalan emekliler ne kadar zam aldılar? %25 mi aldılar? Enflasyonu ezdirmeyeceğiz dedi. %36 aldılar sandım ben. Başta %36 aldılar emekliler sandım. Ama Oğuz Bey bana dedi ki %25 aldılar. Yani araya girmek istedim. Yani onu da bilemedik. Ekonomistlerden öğrendik ancak. Çünkü Erdoğan çıkıp kesinlikle şu rakamı veriyoruz demedi. Sadece enflasyonu ezdirmeyeceğiz dedi. Enflasyonu ezdirmeyeceğiz deyince ne anladım? %36 anladım ama %25'miş. Şimdi sözü sana bırakayım ben yine tekrardan. Ya tartışmalar neden oldu aslında şunu da anlayabiliriz. Açlık sınırının açıklandı. Türk İş tarafından 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4013 lira olarak açıklandı. Evet. Ama en düşük emekli maaşı nereden baksanız 2500 lira en düşük emekli maaşı. O da yeni oldu daha. Evet daha yeni oldu ama bu döviz kurundaki dalgalanmayla beraber zamların da tekrar gündeme gelmesi hem emekliyi zora soktu hem de beklentilerini karşılamadı. Hı-hı. Hal böyle olunca mesela geçenlerde konuştuk. Cemal Engiyurt mesela muhalefet liderleri, muhalefet milletvekillerinden bir tanesiydi. Buna tepki gösterdi. Evet, evet. Tepkilerin devamı gelir mi? Bunu merak konusu. Da artık bir açıklama da gelmedi. Kesinleşti 2500 lira oldu. Ekonomiye dair konuşacağımız çok şey var. Mesela daha şimdi okudum. Gram altının fiyatı tekrar 790 liraya fırlamış. Bu en yüksek rakamını görmüştü geçenlerde. 1000 liraya görmüştü. Bir düşüş yaşandı. Şimdi tekrar 790 liraya çıktı. Döviz kurunda tekrar bir artış yaşanacak mı? Bu da en çok merak ettiğimiz konular arasında yer alıyor. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi asgari ücrete %50 zam geldi. %50'ye araya girmek istiyorum. Sen moderatör değilsin yani. Sen de bizim gibi muhabirsin. Hepimiz moderatörüz. Evet. Hepimiz burada normal konuşacağız. Herkes evet. fikrini dile getirecek. Ekran arkasında nasıl haber merkezinde birbirimizle muhabbet ediyorsak aynı şekilde burada da izleyicilere aktarmaya çalışacağız. Aynen. Ya evlerde şöyle onlar bir çay kahve içerken biz tabii de burada ki muhabbet ediyoruz onlarla beraber. Tabii ki. Şöyle bir soru soracağım. Yani asgari ücrete %50'ye yakın zam geldiği için emekliler ve memurlar da aynı bantta zam beklentisi içine girdi. Yani ne kadar doğru, ne kadar olabilitesi var sizce? Onu sorun. Onu merak etmek istiyorum. Onu merak ediyorum. Yani asgari ücrete %50 verildi. Evet 2826'ydı. %50 zam verildi. 4253 lira oldu. Evet. Yani iyi bir rakam. 4253 lira ama şöyle bir şey var. Şimdi 4253 lira iyi bir rakam olabilir ama market fiyatları, pazar fiyatları o derece indi mi? İnmedi. Hala market raflarında, pazar işte pazar tezgahlarında o indirimli fiyatı biz hala göremiyoruz. İşte vatandaşlarımızdan böyle tepkisi vardı. İşte dolar çıktığında, euro çıktığında fiyatlar aldı başını, aynı şekilde yukarı yükseldi ama geri düştüğünde dolar euro geri düştüğünde fiyatlar maalesef aynı düşmedi. Durdu. Aksine biz benzin fiyatına, mazot fiyatına indirim bekliyorduk. Her gün yeni zam gelmeye başladı benzin fiyatına, aslında bir indirim fiyatına geldi akaryakıta. O da ÖTV'ye çevrildi. ÖTV'ye çevrildi. ÖTV'den yani, düşecek yani. Yani real bir indirim asla göremedik. Olmadı. Yani pompa fiyatına yansımadı hiçbir şekilde. Emekli, şimdi öğretmenleri sordun. %50 onların da beklentisi var dedin. Evet, seyyanen zam da bekliyorlar. Seyyanen zam var. Ek zam beklentileri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan onu da açıkladı. %2,5 bir ek zam talebi yani oldu verdi. %2,5 verdi.
Ama işte memur sendikaları bunu kesinlikle kabul etmiyorlar. Yani %5'in üstüne artı 2,5 daha koydular. %7,5 diye bir zam açıkladı Sayın Erdoğan. Ama hiçbir şekilde bunu yetmeyeceğini söylüyorlar. Yani aynı şekilde onlar da yani emekli gibi, öğrenci gibi, asgari ücretli gibi memurlar da, öğretmenler de pazar fiyatlarından, market fiyatlarından yakınıyorlar. Ben onların tepkisini de haklı buluyorum yani. Aslında herkes asgari ücrete yakın bantta maaş alıyor. Şöyle de bir soru var. Hem vatandaşlardan hem de yetkililer de bunu çok çok dile getiriyorlar. Özellikle muhalefet kanadı. Herkes asgari ücrete yakın. Yani ülkenin yarısından fazlası asgari ücretli oldu diyorlar hemen hemen. Şöyle bir şey oldu Emrullah. Artık asgari ücret ortalama ücret oldu. Evet. Maalesef mi desek? Yani asgari ücret kalmadı artık. Asgari ücret dediğimiz oran, asgari ücret ne demek? Yani kelime anlamına baktığımızda. En alt bant maaş. En alt bant. Yani şöyle diyeyim, kimseyi rencide etmek için değil. Tabii en vasıfsız kişinin alması gereken maaş değil mi asgari ücret? Bildiğimiz kadarıyla. Yani Avrupa'da böyle bu. Asgari ücret dediğimiz en vasıfsız kişinin aldığı maaş. Ama burada nasıl oluyor? Üniversite mezunu, 4 yıllık üniversite mezunu, lisans mezunu işe giriyor. Asgari ücretle başlıyor. Yani en vasıfsız kişinin alması gereken maaşla işe başlıyor. Senelerce öyle de devam ediyor. Öyle de devam ediyor. Öyle de devam edecek gibi gözüküyor zaten ki yine başa geldik. Asgari ücret artık ortalama ücret oldu. Asgari ücretten de çıktı artık yani. Eğitim sendikaları da aslında öğretmenler çok çok dile getiriyor bunu. Hatta her hafta gün aşırı bile eylem yapıyorlar. Türkiye genelinde 81 ilde aynı anda yapıyorlar. Burada da çok yapıyorlar. Sen de bu konuda aslında hem muhalif sendikalarla hem de diğer sendikalarla temas halindesin bir muhabir olarak. Nasıl değerlendiriyorsun onların görüşlerini? Kısa olarak da onu alayım senden. Emrullah, şöyle bir tepki var. Şimdi memursen, değil mi? Memursen, memurlar adına hükümetle masaya oturan sendika, en büyük sendika, üyesi en büyük sendika olduğu için memursen yıllardan beri hükümetle masaya oturuyor memur maaşları görüşmesi için. Şimdi şöyle bir tepki var. Özellikle eğitim senden, eğitim işten şöyle bir tepki var. Memur sen iyi güzel, eyvallah, siz bu adamlarla masaya oturdunuz diyorlar. Memur sene, eğitim iş ve eğitim sen. Kabul ettiniz bu zammı. Şimdi onların deyimiyle söylüyorum. Utanmadan nasıl egzam istersiniz diyorlar memur sendikasına, yani memur sene. Şimdi baktığımızda haklı bir tepki aslında. Yani şimdi masaya oturmuşsun sen hükümetle, oranı kabul etmişsin. Aradan 2 ay geçmiş. Diyorsun ki ben egzam. Eğer kabul etmezlerse eylem yapacağım. Ama ekonominin gidişatı da belli. Yani ama masaya sen oturdun. Yani hükümetle oranı sen kabul ettin. Ama günden güne değişen ekonomik şartlar öyle de bir durum var. Öyle de bir durum var. Eğitim işin, özellikle eğitim iş ve eğitim senin bu yönde bir tepkisi var. Yani neden memur sen hala bizim hakkımızı savunuyor gibi bir tepki var. Ve belki bu da değişecek ilerleyen günlerde. Yani sadece memur sen oturuyor hükümetle masaya. Tabii ki de diğer sendikaların görüşünü de alıyor. Ama bu sene ilk defa almış. Yani eğitim iş ve eğitim sen, ordu şube başkanları geçen seneye kadar bizim görüşlerimizi almıyorlar. Memur sen tek başına hükümetle masaya oturuyor. Fiyat belirliyor. Ve tek başına fiyat belirliyor. Bize hiçbir görüş sunmuyorlar. Hiçbir görüş almıyorlar bizden diye böyle bir tepkileri de var. Yani eğitim işin ve eğitim senin de memur sene böyle bir tepkisi var. Siz kabul ettiniz, şimdi siz itiraz ediyorsunuz diye. İsterseniz daha ulusaldan ziyade ordunun da ekonomisini belirleyen biliyorsunuz ki fındık. Fındık. Fındık hakkında konuşmak isterim çünkü iç fındıkta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. İstiyorsan bilgileri senden alalım, onun üzerine konuşalım. 344.370 tonla Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan rakamlara göre Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı aslında. Ya bu seneye baktığımızda fındık sezonunda aslında hareketli bir dönem yaşadığımızı düşünüyorum ben. Gerek fiyatlar açısından olsun, gerek temin alımları açısından olsun, gerek serbest piyasada yaşanan fiyat dalgalanması olsun. Fındık alanında ben hareketli bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. İçinde olarak görerek bu şekilde düşünüyorum. Bu ihracat rakamları bence bizim adımıza çok sevindirici. Aslında baktığımız zaman... Cemşen Ocak'la konuşmuştuk bu konuyu. Devlet her sene bu konuda üreticiye mutlaka yardımcı oluyor. Mutlaka üreticinin yanında oluyor. Yıllardır ne kadar şartlar değişse de aslında fındık üreticisi mutlaka gelişen şartlara ayak uydurmaya çalışıyor. Ve bu sene bunun karşılığını aldığını görüyoruz. Peki nesiniz? Serbest piyasada fındık aylarca 23 liradan, 24 liradan, yani 24 lira bir bant olmuştu hatta. Eşit oldu yani. Bir türlü oraya geçemedi. Şimdi de işte 30 lira, 35 lira. Ama fındık kalmadı. Aynen. Fındık tüccarlarıyla ben ne zaman görüşsem, bu konuyu konuşsam, fındık tüccarları tabii ki de yani serbest piyasaya baktığımızda bu fiyatlardan memnunlar. Yani
Üretici de aslında bu fiyatlardan memnun. Neden memnun olmasın, ama üreticinin yakındığı ve hep ortak aynı şeyleri söylüyorlar. Elimizde fındık kalmadı. Fındık kalmadığında da bu fiyatın yükselmesi bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Keşke diyorlar devlet yetkilileri en başından bir taban fiyat belirlese serbest piyasada, ki aslında bu çok mantıklı da geliyor. Hani serbest piyasada bir fiyat belirlense ve bunun altına serbest piyasa düşemese. Hı hı. En azından vatandaş TMO'yu da tercih edebilir, serbest piyasayı da tercih edebilir. Bunun dışında bunun böyle bir çelişkiye düşmesi veya bir kıyaslama içine girmesinden daha çok üretici serbest piyasa ya da TMO'yu hangisini tercih ederse ona gitmeye diye düşünüyorum. Hı hı. Bu taban fiyatında belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Döviz kuru şu an dalgalanıyor. Fındık fiyatı bir ara 26 liraya kadar düşmüştü, evet, Erdoğan'ın yeni ekonomik modelinden sonra. Kimse şaşırmadı ama. Bunu konuştuğumuzda zaten biz fındığımızı sattık. Zaten fındığımız kalmadı ki. Aynen, fındığımızı sattık. Yani. Şu an 33 lira bandında yanlış bilmiyorsam. Fındık fiyatları umarım hep hak ettiği değeri görür diye düşünüyorum. Burada aslında şöyle de kötü bir durum var. Yani fındığını ilk etapta satan insanlar daha çok yani sizin bizim gibi aslında ülkenin %70'i 80'i gibi ekonomik durumu ortalama düzeyde ya da altında olan insanlar. Evet. Çünkü ne oluyor? Ağustos ayında fındık hasat ediliyor. Eylül ayına sarkıyor. Hı hı. Daha sonrasından sezon bitince satışlar başlıyor ve 23 lirada bir fiyat olunca okul başlıyor. İnsanlar çoluğunu çocuğunu götürüyor okullara. İşte evlenen çiftler oluyor. Tam böyle hareketlerin, yani ekonomik bir hareketlilik yaşanacak bir zamanda. Çünkü burada yaşayan, bu bölgede yaşayan insanı tek geçim kaynağı. Tek geçim kaynağı ve satmak zorunda kalıyor. Çünkü neden? Atıyorum 1000 kilo, yani 1000 ton fındığı var adamın, 1 ton fındığı var ve satmak zorunda kalıyor. 2 ton fındığı var, satmak zorunda kalıyor 23 liradan, 24 liradan. Daha sonradan yani üreticinin %70'i 80'i fındığını manava indirip satınca bir ay iki ay sonra 35 lira olmasının ya da 40 liraya 50 liraya çıkmasının ne manası var ya da kimin işine yarıyor yani? Bu onlar da şöyle diyor, yani fındık çok geliyor, çok olan ürünün fiyatı düşük olur diyorlar serbest piyasa tüccarlar. Ürün azalınca biz otomatikman fiyatı yükseltiyoruz. Bir de şöyle bir şey var, fiyatı biz de belirlemiyoruz diyorlar ihracatçılar. Evet. Fiyatı İtalyanlar, işte yurt dışı ülkeleri belirliyor diyorlar. Araya girmek istiyorum. Mesela fındık ihracatında, yani Şen Ocak açıklamıştı, tekrardan belirtmek istiyorum. İtalya'da işte, yani yurt dışında bu rekoltenin düşük çıkması aslında bizim ihracatta bu rekora ulaşmamızda büyük etkenlerden bir tanesi gibi konuştu. Bu rekolte de önemli aslında. Rekolte tahminlerinin inandırıcılığı, doğruluğu da önemli. Bunun da aslında tekrardan gündeme gelmesi gerekiyor. O da çok muamma. Evet, yani, çok muamma. Yani işte, büyük bir tartışma konusu da aslında. Karadeniz ihracatçıları başka bir rekolte açıklıyor. Ziraat odaları başka bir rekolte açıklıyor. Tarım Bakanlığı farklı bir rekolte. Yani herkesin kafası karışıyor. Herkesin. Hangisi doğru? Yani kaybeden yine üretici oluyor. Evet. Şimdi fındığa değmişken bir konu daha var. Alan bazlı destek mesela. İşte 2009'da başladı alan bazlı destek. 2009'da 150 lira olarak başladı. Yine AK Parti dönemi. 2013'te 170 liraya çıkarıldı. Evet, 170 liraya çıkarıldı 2013 yılında. Yıl 2022 değil mi? 2022'ye girdik biz. Hala aynı fiyat. 9 yıl geçti. Fiyat hala aynı. 170 lira bile yükselmedi yani. Yani 9 yıl mı oluyor? 2013'ten 2022'ye 9 yılda, 2009'da sayalım hadi, 11 yılda verdikleri ücret 20 lira. Arttırım. Artış 20 lira. Yani 11 yılda 20 lira. Ne denebilir ki yani başka buna? Ama 170 lira yeterli olabilir mi? Yani 11 yıldır nasıl artmaz bir alan bazlı destek? Ki alan bazlı destek buradaki üretici için çok önemli. Önemli. Özellikle gübre fiyatları bu kadar yükselmişken. Mazot böyle artıyor. 11 yılda acaba mazot yüzde kaç arttı? Veya gübre yüzde kaç arttı? Keşke baksaydık ona. Bir yılda %50'yi aşan bir fiyat artışı var gübrede. Bir yılda %50 ise. Ama 11 yılda alan bazlı destek 20 lira artıyor. Peki yani 11 yıllık süre zarfında hiç buna sitemeden gördünüz mü? Hiç görmedim. Bu sene kadar. Hiç konuşulmuyor. Neden konuşulmuyor? O da ayıp bence. Yani dile getirilmeyen bir şeyin artmaması çok da... Yani fındık fiyatından önce bence, bugün ana haberde de Edip Sevinç söyledi. Fındık fiyatından önce, ben ona da hak veriyorum Edip Sevinç'e. Fındık fiyatından önce bence alan bazlı destek konuşulmalı. Evet. Yani alan bazlı destek fındık fiyatı kadar önemli çünkü. Özellikle bu bölge için. Kesinlikle. Çok önemli. Çok zor arazi şartlarına sahip. Yani alan bazlı destek bence burası için pozitif bir ayrım da uygulanmalı. Ordu, Giresun, Trabzon için. Yani bu üç bölge için Sakarya'ya göre, Düzce'ye göre, İstanbul'da bile fındık yetişiyor Beykoz çevresinde. Oraya göre buradaki arazi şartları çok zor. Yani orada faraza konuşuyorum, 150 liraysa
alan bazı destek burası için 400 lira olmalı yani. Evet. Çok ve daha fazla olmalı. İlerleyen yıllarda aslında bu problem daha da büyüyecek gibi. Kesinlikle. Çünkü Düzce'de, Sakarya'da, yine Samsun'da özellikle Düzce tarafı yani eskiden bu yana fındık bölgesi olmamasına rağmen çok çok verimli topraklara fındık ekilmeye başlandı ve buradan bizim dönümde elde ettiğimiz fındığın kat ve kat üstünde fındık elde ediyorlar. Yani bu da şu an süreçten, Şili bile yani Şili, Brezilya, Amerika fındık ekiyor. Ya inanılmaz derecede fındık ekiyor. Tabii ki de buradaki kaliteyi, buradaki lezzeti yakalayamazlar. Ama üretiyorlar sonuçta. Sonuçta üretiyorlar ve Allah korusun Türkiye'yi belki de geçecekler yani ilerleyen süreçte. Türkiye bu konuda birinci, dünyadaki fındığın %70'ini üretiyor bu ülke. Ve Ordu, Ordu Giresun en kaliteli fındığı üretiyor dünya üzerinde. Yani eğer böyle gidilirse, üretici bu kadar az desteklenmeye devam ederse o ülkeler geçecektir yani ülkeyi, Türkiye'yi. Öyle düşünüyorum ben. Fındığı bu kadar konuşmuşken fındıkla alakalı da ihracat rekoruyla ilgili bir haberimiz var. Dördüncü sıra haberimiz. Türkiye 344 bin tonla iç fındık, 344 bin iç ton fındıkla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Haberimizi izleyelim, detaylar haberimizde. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Türkiye'nin 2021 yılı fındık ihracatını açıkladı. Hem Türkiye'nin hem de ordunun önemli geçim ve gelir kaynağı olan fındığın dış satımından geçen yıl 2 milyar 260 milyon dolar kazanıldı. Birlik tarafından yapılan açıklamada 2021 yılında toplam 122 ülkeye 344.370 ton iç fındık ihracatı gerçekleştiren Türkiye, bu ihracat karşılığında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak yeni bir rekor daha kırdı. 2021 yılında tarihi bir rekor kırarak 2 milyar 260 milyon dolar ihracata ulaştık. Karşılığında da 344.370 ton iç fındık olarak ihracatımız gerçekleşti. Bunun kabuklu karşılığı iki kat olarak düşünmek lazım. Yani 690 bin tona yakın bir ihracat kabuklu olarak geçen 2021 yılının 1 Ocak'tan 2022 1 Ocak'a kadar gerçekleşen bir ihracat oldu. Fındık ihracatında ulaşılan bu büyük başarıya ise iş insanı Cem Şen Ocak'tan değerlendirme geldi. Cem Şen Ocak bu başarıya adım adım ilerlerken sanayicisinden üreticisine ve ihracatçısına kadar yıllar içinde büyük bir gelişim ve değişim yaşandığını kaydetti. 1980 yılından bugüne baktığımızda çok değişim oldu. Tabii 40 yılın hikayesi bu. O yıllarda 30-40 bin ton fındık da iç piyasada tüketiliyordu. Bu geçen yıllarda tabii çiftçimizin, devletimizin özellikle son 20 yılda verdiği desteklerle ihracatımız o yıllarda 350 milyon dolarlardaydı. Fakat geçen bu yıllarda şu an içinde olduğumuz 2021 yılının sonu itibariyle 750 bin hektara yakın dikili arazimiz oldu fındıkta. Üreticinin ve ihracatçının el ele vererek çalıştığına vurgu yapan Şen Ocak, fındık sanayicisinin gelişen çağa ayak uydurmasıyla birlikte fındıkta üretimin ve verimin de arttığının altını çizdi. Fındık ihracatının günden güne de artacağını duyurdu. Fındık biliyorsunuz Karadeniz, özellikle Doğu Karadeniz'den Batı Karadeniz'e kadar sahil şeridinde yetişen Türkiye'ye özel bir ürün. Bu arada gelişen, çağa ayak uyduran fındık sanayicisi, ihracatçısı ve fındık üreticisinin birlikte çalışmaları, devletin özellikle son 20 yılda hem çiftçiye verdiği destek hem sanayicisine verdiği destek ile buna ilaveten alan bazlı destekleme 2009 yılından itibaren üretimimizi, verimimizi iyi bir derecede artırdı. Ve hep birlikte çiftçimizle, üreticimizle, efendim sanayicimizle, devlet destekleriyle birlikte Türk fındık ihracatının günden güne daha büyüyeceğine inanıyorum. Hem Türkiye hem de Karadeniz adına fındığın ihracat kalemleri arasında büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Şen Ocak, buradaki asıl başarı üreticimizin, ihracatçımızın, sanayicimizindir. Sözleriyle emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. Asıl başarı üreticimizin, efendim ihracatımızın, ihracatçımızın, sanayicimizin. Ben bu vesileyle emeği geçen tüm üreticilerimize, ebedi hayata göç etmiş ihracatçılarımıza, özellikle duayenimiz
fındık ihracatının temelini oluşturan Sabit Sabır amcamızı rahmetle anıyorum. Türk fındık ihracatının her zaman ihracatımızda, tarım ürünleri içinde lokomotif olacağını düşünüyorum. İç fındık ihracatında 344 bin ton Cumhuriyet rekoru. Bizde yani ayakta alkışlamaktan başka bir görev de düşmüyor bize de. Herkes olarak, tüm vatandaşlar olarak diyelim. Fındıktan ziyade, fındık tabii ki yöremizin geçim kaynağı ama geçmişten günümüze de bizlerin değerlerini yaratan ve hayvancılık unsuru var. Hayvancılıkta artık gübreye gelen zamlar olsun, girdi maliyetleri olsun çok zor durumda ve sürdürülebilir bir hale dönüşmüyor. Maalesef ilerleyen yıllarda daha çok zorluk çekecek sanırım hayvan yetiştiricileri. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Nesrin'le başlamak isterim. Nesrin, buyurun. Ya evet, gelen zamlar gerçekten herkesi etkilediği gibi en çok hayvancılık sektörünü de etkiledi. Çevremizde mutlaka da görüyoruzdur. Ben de bunun en yakın şahitlerinden biriyim. Hani artık insanlar 2-3 hayvanı varsa biri düşünmek zorunda kalıyor. Ya da beslemekten vazgeçme noktasına geliyor. Vazgeçme noktasına geldiği için artık et ve süt ürünlerinde de inanılmaz bir zam oranları yansıyor. Bunu etrafımızda görüyoruz. İnsanlar artık hayvancılığı bırakma noktasına geliyor yavaş yavaş. Bence bu tehlike yaratacak bir durum. Hem de endişe verecek bir durum aslında baktığımız zaman. Etrafımızda da görüyoruz. Üreticilerle de konuşuyoruz. Et ve süt fiyatlarına gelen zamlar da bu şekilde olursa ardı arkası kesilmez gibi geliyor bana. Hayvan yemine, ilaca ve gübreye de çok yani yüksek fahiş İnanılmaz. Denebilecek zamlar geldi. %170'e varan zam geldi evet. Yani gübreye. Bir de şöyle bir şey var, ayrı bir yönü. Yani bardağın diğer tarafı, madalyonun diğer yüzü. Şimdi hayvan üreticileri var. Az da olsa var. Evet. Ama şöyle bir sorunları var onların. Evet, biz şu an hayvancılık yapıyoruz. Öyle ya da böyle zor şartlarda da olsa yapıyoruz. Ama bizden sonra ne olacak diyorlar. Yeni bir nesil yok. Yani bizden sonra ne olacak? Hayvancılık olmayacak, üretim olmayacak, peyniri kim yapacak, işte sütü kim sağacak, ineklere kim bakacak? Gıda krizi olabilir mi diye de sorgulamıyor değil yani insan. Tarım ürünleri bu şekilde azalmaya başlarsa, hayvancılık bu şekilde azalmaya başlarsa dediğin gibi ya artık çok yüksek fiyattan almak zorunda kalacağız ya da bir gıda krizi de kapıda olabilir. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Yani artık herkes şehre göç etmeye çalışıyor. Yani belki köyünde, memleketinde 10 dönüm, 20 dönüm, 30 dönüm yeri var ama hiçbir şekilde orayı hiç ekmiyor, biçmiyor. Bomboş duruyor belki. Ailesinin büyükleri belki vefat etti. Bomboş duruyor. Şehre geliyor. Bir işe giriyor ve normal şehir hayatı yaşamaya başlıyor. Orada yaşasa, orada üretim yapsa, orada ekip biçse, orada hayvanlara baksa belki de yani müthiş paralar kazanacak. Belki de. Yani çünkü üretim yapacak, müthiş paralar kazanacak. Orada da yine o demin konuştuğunuz durum var, gübre fiyatları. Belki de cazip de gelmiyor olabilir. Gelmiyor olabilir. Yani bir de şöyle bir şey, artık işte bu sosyal medya diyoruz ya, herkes işte orada lüküs hayat, onların paylaşımını yapıyorlar, ışıl ışıl bir hayat. Diyor ki ben neden köyde yaşayayım, neden hayvancılık yapayım, neden işte üretim yapayım, ben durmadan tüketeyim, şehirde yaşayayım. Biraz da bu insanları belki de şehre doğru cezbediyor. Yani köy yaşamını bıraktırıyor. Birçok yerde insanlar para verip, Avrupa'da insanlar para verip şey yapıyor, maydanoz ekiyor. Para veriyor, hafta sonu etkinliği olarak maydanoz ekmeye gidiyor mesela bir tane köye. Tabii çeşitli ekonomik farklılıklar da var. Bununla ilgili Tuna Mutlu ile konuştuk biz. Hayvan yetiştiricisi Tuna Mutlu. Dededen babadan hayvan yetiştiricisi ve kendisi de çocukluğundan beri yaptığı, icra ettiği tek meslek. Tuna Mutlu bu şartlar altında geçinemediklerini maalesef mesleğin ve ilerleyen zamanda da çok öngörülebilir bir durumda olmadığı için mesleği bırakma noktasında olduğunu söyledi. Haberimizi izleyelim. Tuna Mutlu konuşacak. Yani en son bırakacağız. Yani ahırı, mandırayı işletmeyi kapatıp bırakacağız. Yani başka sektörlere yöneleceğiz. Her sektörde olduğu gibi hayvan yetiştiriciliğinde de girdi maliyetleri geçen seneye oranla neredeyse iki katı arttı. Ordu'nun Altınordu ilçesi Saraycık mahallesinde yıllardır hayvan yetiştiriciliği yapan Tuna Mutlu bu şartlar altında hayvancılık yapmanın çok zor olduğunu dile getirdi. Girdi maliyetlerimiz son 2-3 yıldan beri ciddi derecede arttı. Bayağı bir arttı. Çünkü görüldüğü gibi önülen bir hayvan satıyorduk, bir ton yem alıyorduk. Şimdi bir hayvan, bir tane koyun satıyoruz, beş çuval yem alıyoruz. Yani bu da bizi çok sektörü böyle bıraktırmaya zorluyor. Yani artık bırak beni diyor. Eleman sıkıntımız var. İşte kalifiye elemanlar bulamıyoruz. Mutlu bir sene içerisinde girdi maliyetlerinin artışının %100'ü bulduğunu söyledi. Geçen yıla ciddi %100 bir
şeyle farklar var. Yani ilaçlarda olsun hastalıklar çok artıyor. İlaçlarda olsun girdi. Bizim ağırlığımız %80 yem, %20 ilaç. İlaç, bunlar gibi maliyetler çok arttığı için biz artık çok ciddi derecede sıkıntıdayız. Hayvan yetiştiricisi Tuna Mutlu, sektörde iş yapanların hayvancılığı bırakma noktasında olduğunu anlattı. Hatta bırakanlar olduğunu belirtti. Yani en son bırakacağız. Yani ahırı, mandırayı, işletmeyi kapatıp bırakacağız. Yani başka sektörlere yöneleceğiz. Başka sektörlere, başka bir geçim kaynakları arayacağız. Bizi mecbur, yani çoğu arkadaşımız da bırakıyor zaten, bırakıyor. Daha gerisi yok yani, geri neslimiz olmadığı için yaşı gelen, emekli olan ya da rahatsız olan bırakıyor, kapatıyor ahırın işletmesini. Mutlu, geçen seneye oranla iki katına çıkan maliyetler sonucunda ya küçülmeye ya da mal azaltma yöntemine başvurmak zorunda kaldıklarını söyledi. Yani şöyle, geçen yıla bizim maliyetimiz küçük başta yem, saman. Yani mıs, yem, saman iki çeşit. İlaç 3. Bizim 3'lü 3 tane gibi de işçi olursa 4 maliyetimiz var. 4 kalem. 5. yok. Ama son yıllardaki maliyetler bizi çok sürekli kısıyor. Geçen yıl mesela ortalama maliyetim 30 bindi. Burada kış olarak 6 aylık sezon olarak düşünelim. Bu yıl şu anda 60-70 bin lirayı buluyor. Bu da bize %100 olduğu için bu yıl çok devam. Geçen yıllar oluyor. Bu yılda şu sonları bizi ciddi derecede yordu. Çok yani hesabımızı tutmadı. Bu sefer küçülmeye gideceğiz ya da başka malık azaltmaya gideceğiz. Hayvan yetiştiricileri maliyetler altında eziliyor. Hayvancılık geriden eriyor yani. Bunu benden sonra benim neslim bunu yapacak şey değil. Geçinemiyor. Bu şartlarda yapamaz. Yapamaz. Zaten az olan ve günden güne de eriyen hayvan yetiştiricilerinin sonu ne olur bilinmiyor. Ancak bu ekonomik şartlar altında hayatta kalmaları pek de kolay görünmüyor. Evet, hayvan yetiştiricisi Tuna Mutlu'yu, Tuna Mutlu'nun hikayesini dinlediniz. Tuna Mutlu diyor ki geçinemiyoruz bu şartlar altında, ilerleyen vakitlerde de hiç geçinemeyeceğiz, belki de mesleği bırakacağız diyor. Emrah, son dakika haberi. Evet, buyur. Benzine 63 kuruş, mazota 94 kuruş zam geliyor bu gece itibariyle. Geçmiş olsun diyelim, buraya da ekleyelim. Evet, yarın benzin, bununla ilgili bir haber yapalım. Benzin 63 kuruş daha zamlandı, mazotsa 94 kuruş daha zamlandı bu geceden itibaren, haberiniz olsun. Evet, hayvancılık haberinden sonra, tabii ki hayvancılık önemli, doğa önemli, çevre önemli. Maalesef bu bölgede de çevremizi katleden, çevremize kötü unsurlar bırakan, atıklar bırakan, zararlar veren işletmeler var. Onlardan birisi de Fatsa'da, Yukarı Tepe köyünde altın madeni. 2015 yılından beri, 2013-14 yılından beri 7 senedir yaklaşık orada faaliyet gösteren altın madeni ve son zamanda tartışılan konulardan bir tanesi de Yukarı Tepe köyünün altın madeninin, yani 500 metre yakınındaki köyden bahsediyorum. Yukarı Tepe köyünün AFAD bölgesi ilan edilerek oradaki köylülerin 27 hanenin oradan AFAD bölgesi ilan edilme bahanesiyle tahliye edilmesi söz konusu. Söylenilenlere göre, köylülerden ve davacı avukattan aldığım bilgiye göre 22'sinde de, ayın 22'si, ocağın 22'sinden bahsediyorum, buradan bir tahliye edilme söz konusu. Hı hı hı. Öncelikle görüşünü merak ediyorum. Yani evinden, ocağından kalk git buradan diyorlar. Yani burası maden alanı değil. Pardon, özür dilerim, yanlış söyledim. Burası AFAD alanı, buradan kalk git diyorlar. Nereye gidelim? Olsun git diyorlar. Ne yani dersin? Adam orada 100 yıldır orada oturuyor. Belki dedesi orada oturdu. Dedesinin dedesi orada oturdu. Sen şimdi adama diyorsun ki kardeşim sen buradan git. Biz burayı maden sahası yapacağız. Ben nereye gideceğim? Vallahi bilmiyorum. Nereye gidersen git. Yer gösteriyorlar mı? Yer gösteriyorlar ama köylüler şuna itiraz ediyor. Yani neden gideyim ki? Hayvanım burada diyor. Hatta bir abi, oradaki habere ben gitmiştim. Aha, onun için daha vakıfım konuya, evet. Diyor ki her şeyden önce benim hayvanım, eşim, dostum burada. Çocuğum burada doğdu büyüdü. Ben burada doğdum büyüdüm. Benim diyor annemin babamın mezarı burada. Yani ya, ben nereye gideyim diyor. Ya. Aslında trajik bir durum. Her şeyden önce hani haksızlıktan, hukuksuzluktan ziyade insaniyete sığmayacak bir durum. Bir kere vicdan olacak yani. İnsanda bir kere vicdan olacak. Ya. Yani sen 100 yıldır orada oturuyorsun. Bütün ailen orada olmuş. Sen orada doğmuşsun, orada büyümüşsün. Oranın havasını teneffüs etmişsin. Oradaki o fındık bahçelerinde büyümüşsün. Orada yetişmişsin. Orada o yaşına gelmişsin. Bir tane madenci sana diyor ki kardeşim sen buradan git. AFAD yetkilileri de diyor. Ha, AFAD yetkilileri de diyor. Ya devlet de diyor aslında baktığımızda yani. Sen buradan git. Biz burayı maden sahası yapacağız. Biz buradan altın çıkartacağız. Ben ne yapacağım? Vallahi başının çaresine bak. Şöyle de bir tezat var durumda. Yani orası heyelan bölgesi olarak gösterildiği için köylülerin oradan belirli kısım evlerin tahliyesi söz konusu ama eğer orası bir heyelan alanıysa, yani orada maden işletmesinin
Nasıl oluyor? Madem orası heyelan alalı, hı hı, o zaman maden işletmesi nasıl olacak orada? Köyle arası 500 metre. Nasıl olacak peki o 500 zaman? 500 metre dediğim de hani yamaçtan dolayıdır belki. Hani çok dipti be yani, ben gittim gördüm. Hı-hı. Köydeki durumu da gördüm, akan suları da gördüm. Hı-hı. Madenin yakınlığını da gördüm. Cidden içler acısı. Ben anlayamıyorum yani. Bütün uzmanlar, orada yaşayan vatandaşlar, o kadar çevreci diyor ki burada maden yapmayın, burada siyanür kullanmayın, buradaki insanlara zarar veriyorsunuz, hayvanlara zarar veriyorsunuz. Bu neyin inadı yani? Hakikaten ben anlamıyorum, bu neyin inadı yani? Neden hala bir şekilde buraya önlem alınmıyor? Adamlar mahkeme kararı çıktı değil mi? Yani mahkeme yürütmeyi durdurma kararı. Yürütmeyi durdurma kararı verdi mahkeme. Samsun mahkemesiydi galiba. Samsun, evet, Bölge İdare Mahkemesi. Yürütmeyi durdurma kararı verdi Samsun Bölge İdare Mahkemesi. Adamlar devam ediyor. Ama çok yani çok basit bir mantık. Demek ki, hı-hı, bu adamların arkasında abi çok büyük bir güç var. Hı-hı. Bu adamlara diyorlar ki mahkeme falan boş verin, siz devam edin çalışmaya. Biz ayarlarız. Hepsini ayarlarız. Yani senin aklına başka bir şey geliyor mu? Yani bu insanların arkasında, bu maden şirketinin arkasında bir güç olmasa, hı hı, yani aldıkları bir güç olmasa, artık kimse o gücü bilmiyorum. Ama bir güç olmasa bu adamlar bu cüreti gösterip mahkeme kararına rağmen yürütmeyi hala ya devam edebilirler mi bu çalışmalarına? Zor görünüyor. Demek ki arkasında bir güç var ki bu adamın. Çok basit bir mantık yani. Hı hı. Hani aklımıza dalga geçmeye gerek yok yani. Çok basit bir mantık. Demek ki bu adamların arkasında bir güç var. Bu adamlar da çalışmaya devam ediyor. Çok basit. Bizler böyle düşünüyoruz. Bakalım köylüler ne düşünüyor bununla alakalı. Üçüncü sıra haberimiz gelsin. Maden haberi. Madene sen buradan git diyemeyen kanun bana buradan nasıl diyecek git diye? Kanun iki türlü mü oluyor Türkiye'de? Yani kahve bana var, zengine yok, öyle mi? Ben Allah'ın izniyle gitmeyeceğim. Evimi bırakıp da gitmeyeceğim. Öyle bir şey olmaz yani. Ben yuvam bırakacağım. Benim kabristanım var. Anam babam var ya. Nereye gideceğim ben bu elin memleketine? Fatsa'da altın madeni bilmecesi sürüyor. Geçtiğimiz aylarda Samsun İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı almasına rağmen faaliyetlerine devam eden maden şirketinden bölge halkı rahatsız. Ancak şimdi problem daha büyük bir boyuta taşındı. Maden sahasında AFAD'ın düzenlediği maden sahasına yakın Maksutlu Mahallesi'nde. Maden sahası burasıysa biraz aşağısı Maksutlu Mahallesi. Burada 27 ev 31 hane üzerinden AFAD bir rapor düzenledi. Bu raporda geçici tahliye kararı olmasını, burada inceleme yapılmasını istedi. Ama valilik burada kalıcı bir tahliye kararı verdi. Evlerin süresiz boşaltılmasını ve sonra bir daha da iskan verilmeyeceği yönünde bir tahliye kararı çıkardı. Fatsa'da altın madeninin yanında bulunan Yukarı Tepe Köyü Maksutlu mevkiinde sular durulmuyor. 6 senedir bölgede madene direnen mahalle sakinlerinin bulunduğu Maksutlu mevkii heyelan riski var denilerek AFAD bölgesi olarak ilan edildi. Köylülerin 22 Ocak 2022 tarihi itibariyle alanı boşaltmaları isteniyor. Madenci afet birli buldular. İnsanlar alak geçiremeyecek köyünle uğraşmaya başladılar. Hiç şey ödemeden, para ödemeden maden buradan milleti kaydıracak ayağını. Yani hiç para ödemeden kaydıracak ayağını. Afet var, gidin buradan. Ondan sonra da girecek buraya, çalışma yapacak. Evde bir çizik var ya, Fasa'da da var, orada da var bu çizik. Evde durulmayacak vapuru nerede ya, öyle bir şey nerede burada? Yıkılan evim var, göçen evim var. Tabii ki bizim de görüşümüz acaba maden alanına bir saha mı açılıyor diye bizim de tedirginliğimiz var. AFAD madenle ilgili hiçbir şekilde inceleme yapmayıp sadece aşağıdaki alanı inceleyerek bir karar verdi. Ama bu nihai bir karar değil, bu tam bir inceleme değil aslında. Mahalle sakinleri AFAD'ın kararını inandırıcı bulmuyor ve tahliye kararına direneceklerini söylüyorlar. Çıkmayacağız ki, duracağız burada, çıkmayacağız. Gidin diyorlar, Fatsa'ya kira vereceğiz biz size. Ama gelin köyde bahçede çalışın. Niye ben evimi bırakıp da Fatsa'ya gideceğim için? Ben buradan evin altı, orada yatarım çadırda, yine gitmem. Evimden ben kalkmam. Kesin kesin kalkmam. Bunlar hep dömen fırıldak. AFAD bölgesi ilan edilen Maksutlu mevkiinin madene 500 metre uzaklıkta olması ise hem köylülerden hem de uzmanlar tarafından tepkilere neden oldu. Tepkinin sebebi ise çifte standart. İşin en enteresan tarafı, eğer bir zarar vardı orada evler taşınıyorsa madenin orada faaliyet göstermesi de mümkün değil. Madene sen buradan git diyemeyen kanun bana buradan nasıl diyecek git diye? Kanun iki türlü mü oluyor Türkiye'de? Yani kahve bana var, zengine yok, öyle mi? Madenin faaliyetlerinin durması gerekiyor. Bu çok açık ve net. Maden 6 senede adeta alanı talan etti. Meyveler çürüdü, ağaçlar kurudu. Hal böyle olunca köylü alınan kararın doğruluğuna inanmakta güçlük çektiğini aktardı. Ya maden geldi buraya 6 sene, 7 seneden beri daha meyvelerimizde artı her şeyler burada.
nemleniyor, çürüyor. Sularımız zaten yetti. Adamlar çalışma yapıyor. Nelere büldürdük hala burada bu adamlar bizi takmıyor. Bizim hani sahibimiz yok. Bu devlet büyükleri buraya el atmıyor hiçbirisi de. Zarar ediyorlar, ta bahçeleri yiyorlar, görmüyor musun? Senin elinden ekmek alıyor. Ne yiyecek çoluk çocuk? Herkes köye geliyor, bir su içiyor, bir hava alıyor. İstanbul'da hep satın alıyor suyu. Nerede geçsin çocuklar? Nerede hava alsın? Afat'ı getirecekler, sondaj büyük diye madenciye numune alıp verecekler. Maden şirketinin hukuk tanımazlığı devam ederken mahalle sakinleri hükümet yetkililerine de sitem etti. Vatandaşlarsa bölgeye sahip çıkılmadığı görüşünde. Bir de şunu söylüyorum. Bu AK Parti'nin ordu milletvekilleri ne iş yapar? Hiç bir gelmişler mi buraya? Şu vaziyete bak. Şu ormana bak. Şu ormana bir bak. Bak bakalım bak. Burada şu 30 hane şuradan su alıyor şu anda. Adam burada yasak. En az sontajını takır takır buraya. Ne? Hangi yüzde gelecekler? Hangi yüzde gelecekler buralara? Söylüyoruz öyle söylüyor ki gelip bakıyorlar mı, görüyorlar hep kanallarda bizi, görmüyorlar mı? Biz kaç sene beri bağırıyoruz burada, ormanlarımız kesiyorlar cayır cayır. Niye şimdi durdurdular ormanları? AFAD problemi bir yana dursun, vatandaşların aktardığına göre köyde ne suyun ne de sebze meyvenin tadı kaldı. Asıl büyük tehlike ise bölgede bulunan derelerin Fatsa'nın bir bölümünün de içme suyunun karşılandığı Elekçi Deresi ile birleşmesi. Profesör Doktor Mehmet Aydın'a göre ise Fatsa'nın içme suyuna ağır metal karışıyor. Ciddi bir kirletici unsur olarak duruyor. Yani suyumuzu, toprağımıza ağır metalleri kontamine etmiş durumda. Sularda ağız tadılarımız değişti. Ben hiç ağzımın tadı yok bu köyde daha, ben köye geleli. Bu maden geleli bizim köyümüzde tadımız yok. Meyveler dersin öyle, yiyeceklerimiz olsun. Hiçbir şeylerimiz dökmedi. Biber, patlıcan ektik, domatesler oldu, hep geçti gitti. Elekçi havzasından, Elekçi Dere'nin o havzaya, havzayı kirletiyor. Ana kirletici, en yakın olduğu yer orası. Bizim Fatsa'nın içme suları zaten oradan 3 tane mi 4 tane mi kuyu var orada. Yani mutlak surette bizim içme sularımıza bu ağır metal karışıyordur. Ki benim de yapmış olduğum çalışmalarda kuşun değerlerinin çok yüksek olduğunu birkaç yapmış olduğum çalışmada tespit ettim. Fatsa Doğa ve Çevre Derneği avukatları Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne ruhsatın iptali için bir başvuru yapmış, ancak bu istek reddedilmişti. Ordu İdare Mahkemesi ise MAPEG'in ruhsat iptali işlemini reddetme kararını iptal etti. MAPEG yetkilileri alanda detaylı bir inceleme yaptıktan sonra ruhsat iptali için nihai bir karar verecek. Maden sahasına gidecek. Burada gerçekten bizim ileri sürdüğümüz çevreye, insan sağlığına, topluma zararlı bir işletme mi var burada? Ya da ne gibi zararlar var? Nelere uygun ya da uygun değil? Bütün bunları incelemesini istiyor. Biz de bunu isteyeceğiz. 30 gün içinde mahkeme kararını uygulamak zorunda davalı idare. Eğer uygulamazsa suçlu konumuna düşecek. Alınan kararla birlikte ise ruhsat iptali konusunun tekrar önü açılmış oldu. İşlemin iptali kabul edildi. Davamız görünürde tabii ki kabul edildi. Bunu isteyeceğiz ama aynı zamanda ruhsatın iptali yönünden de Bölge İdare Mahkemesi'ne gideceğiz tekrar. Şimdi ise gözler hem köylünün alandan tahliye edileceği 22 Ocak 2022 tarihinde hem de MAPEG'in devam edeceği inceleme sürecinde. Maksutlu mahalle sakinleri ise ne olacağı konusunda tedirgin. Geçmişimizi bir de geleceğimizi yok edecek. Biz nesillerimize ne bırakacak, ne teslim edecek? Evet, izlediğiniz madendeki son durum böyle. Hattımızda da Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel var. O da yine zaman zaman maden bölgesine gidip halkla, köylüyle, oradaki çevre derneğiyle birlikte çalışmalar yürütüyor. Oradan onların sesi olmaya çalışıyor. Vekilim hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Buradan ekranları başında bizi izleyen Ordu'dan, İstanbul'dan veya yurt dışından bütün izleyicilerimizi sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim vekilim. Direkt isterseniz konuya geçelim. 22 Ocak'ta köylülerin alandan tahliyesi için son tarih verilmiş durumda. Son gelişmeleri siz daha yetkili bir merci olarak aktarın isterseniz, buyurun. Bu tabii yeni oyun. Şimdi buranın süreci 2015'ten beri başlıyor. Biliyorsunuz biz 2015'te de oradaydık. Orada yine halkın direnişi sırasında en öndeydik. O günden beri biz orayı hiç bırakmadık. Orada köylülerden Cevat amca, bakın oradaki insanlar da tehlike altında, isim isim biliyoruz. Cevat amca biraz önce haklı bir yakarış söyledi. Dedi ki burada dedi AK Parti'nin ordu milletvekilleri nerede dedi. Bu yani bu coğrafyanın insanı değil mi onlar dedi. Biz orayı hiç bırakmayan baştan beri sadece orayı da değil tabii
tüm Ordu bölgesinde bütün sıkıntılı alanlara gidiyoruz ama tabii burayı konuşuyoruz şu anda. Peki, orayı biz hiç başından beri bırakmadık. Sizin görüntünüz. 2015'ten Alo. Görüntüler. Evet. Şimdi bu tabii evet buradaki görüntülerde görünüyor. Oradaki koyu mavi evet. Saks mavisi olan benim başımda beyaz şapka var. Tabii orada o gün bir arbede çıktı. Orada pankartın önünde yürüyen yine mavili benim. Şimdi orada hatta işte taşlar yağdı, işte su sıkıldı. Oradaki benim yardımcım şoförüm kafasından işte taşla yaralandı. Bana gelen bir taş ona vurdu. Yani burada tabii geçmişten beri bunu anlatmak çok zaman alır ama şunun bilinmesini isterim. Burada bu iş iktidarın hem genel yönetimin AKP'nin hem de yerel yönetimin o dönemdeki yerel yönetimin izni ve desteği olmadan olamazdı. Biz bunu çok açık gördük. İşte o arkadaşımın daha doğrusu yardımcım Levent'in başının yarıldığı resim. Şimdi biz bunu biliyoruz. Hatta o dönem biliyorsunuz henüz 15 Temmuz olmamıştı. Biz biliyoruz ki buradaki bu maden işletmesinin daha sonra o gelişen 15 Temmuz'dan sonraki bazı davalarda FETÖ'yle iltisaklı bir firmanın alt taşeronu olduğunu da biliyoruz. Mahkeme kayıtlarında geçti bu. Yani oradaki ilişkiler o kadar girift ki yerel yönetim, genel yönetim. Daha sonra enteresan bir şey oluyor. Bu işletmenin ruhsatlanmasıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'na gittiği zaman 15 Temmuz meselesi de daha doğrusu 2013'teki bu 17-25 meselesi olmuş oluyor. Henüz 15 Temmuz olmamış. O dönem bunların bazı bağlantıları görüldüğü için ruhsat verilmiyor. Bakın burası enteresan. Sonra birileri araya giriyor. O birilerinin kim olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Ve bu ruhsat daha sonra veriliyor. Yani bunların ne olduğunu da aslında devlet biliyor. Ama bile bile bunu yapıyor. Bakın orada insanların elindeki bayrağı alıyor oradaki görevliler. Şimdi haliyle şunu söylemeye çalışıyorum. Burada yerel yönetimin ve ulusal yönetimin, AKP'nin yönetiminin dahili olmasa bu kangren, bu yara buraya açılamazdı. Bu çok net ve halen de aynı devam ediyor. Mahkeme kararına rağmen, bakın orada Nur Hilal Hanım anlattı. Mahkeme ne karar verdi? Hem de bu dönemde verdi. Bakın büyük baskılar altında, adaletin, hukukun çok rahat olmadığı bir ortamda dedi ki burada yürütmeyi durduruyorum. Bu işte bir yanlışlık var. Sular zehirlemişsin. Belgeler var. Bakın orada analizler var. Bu işi yapamazsın dediği halde ne diyor firma? Firma kafa tutuyor memlekete. Diyor ki ben bu işe devam ediyorum diyor. Neye dayanarak diyor biliyor musunuz? İşte AKP'ye dayanarak diyor. O yüzden bakın buradan alınacak mesaj şudur. Karadeniz'in yiğit insanları, Fas'ın demokrat insanları, biz o gün söyledik. O gün dedik ki bu kangreni buraya açtırmayın. Ben bir hekimim. Ben bunun ne yapacağını, nereye mal olacağını biliyorum. Ve insanlar, çevreciler anlatmaya çalıştılar dillerin döndüğünce. Bu verilecek zararları ta o günden söyledik. Ama bizi dinleyen az sayıda insan oldu. Çoğu da iktidara ve bu firmaya taşeronluk yaptı. Ordu da bakın siz orada bugün bile hala halkın yanında, doğanın, çevrenin yanında duruyorsunuz. O gün bir başka kanal, bir başka medya grupları, bazı medyadaki bazı insanlar bize terörist dediler. Bakın o günlerde bize terörist dediler. Bugün teröristin kim olduğu, o firmanın nasıl 15 Temmuz'a dahil olduğunu, kimlerin terörist olduğunu o kanala da, o medya gruplarına da bugün çok iyi bir şekilde anlatmış oluyoruz. Kimlerin kimlerin taşeronu olduğunu, kimlerin uluslararası sermayeye taşeronluk atıp memleketi peşkeş çektiğini, kimlerin vatan haini olduğunu bugün açıkça görmüş oluyoruz. Dolayısıyla biz o gün ne diyorsak bugün de aynı şeyi diyoruz. Ama ben isterdim ki Ordu'nun milletvekili sadece Mustafa Adıgüzel değil, Ordu'da AK Parti'den iktidar olup o yörenin insanından oy alıp Fas'tan oy alıp oradaki bu durumu gördüğü halde ve içine kadar bildiği halde, çünkü içine kadar batmışlar, içine kadar bildiği halde halen daha şu anda Fas'taki el kada bebelerin, 80 yaşındaki ninelerin zehirlenmesine göz yumuyorsa, bu AKP vekilleri de ne bu dünyada ne öte dünyada bu günahlarından kurtulamazlar. Dolayısıyla buradaki yönetimler bunları bildiği halde, o suların zehirlendiğini bildiği halde buna eğer devam ettiriyorlarsa bu günahlarından
Allah katında da kurtulamazlar. Bu milletin nazarında, vicdanında da kurtulamazlar. Çünkü oradaki elekçi deresinden, ben bunların hepsini bilerek konuşuyorum. Çünkü yıllardır verdiğim mücadelede onlarca soru önergesi var. Hepsi şu anda evraklarla elimde, önümde duruyor. Yani görüntülü olsa size göstereceğim şu anda. Hepsinde cevapları belli. Ben diyorum ki Fatsa'nın Kurtuluş Mahallesi'ne, Sakarya Mahallesi'ne, Dolunay'a, yukarıdaki diğer mahallelere giden sular hangi havzadan alınıyor? İşte oradaki elekçi havzasından alınıyor. Bakın hocam orada analiz ettirmiş. Uluslararası bir firma. Bağımsız bir firma. Türkiye'deki gibi değil. Firmada orada arsenik, kadmiyum, çinko, kurşun, özür dilerim. Bu kadar ağır metaller, zararlı metaller 100 kat, 10 kat, 20 kat fazla çıkıyor. İnsan sağlığına zararlı olduğu ispat ediliyor. Bunu göre göre oradaki çocuklara, Fatsa'nın evlatlarına bunu yediren, bunu içiren insanlar bunu göre göre yapıyorsa vicdansızlar. Öte dünyada da insanların bu günahından kurtulamazlar. Dolayısıyla burada tarafımız belli. İnsandan taraf mı olacağız? Yaşamdan taraf mı olacağız? Doğadan taraf mı olacağız? Yoksa 3-5 çetenin, siyanür ve sülfürik asit çetesi vatan haininin tarafında mı olacağız? Bunlara vatan haini iki türlü diyorum ben. Bir, 15 Temmuz'a dahil oldukları alt taşınır olarak bağlantıları yüzünden vatan haini diyorum. İkincisi de doğaya, çevreye, Allah'ın yarattıklarına ve insanoğluna yaptıkları yüzünden vatan haini diyorum. Dolayısıyla bu kadar her şey açıkken burada hala da yöneticilerin, buradaki yerel yöneticilerin ve genel yöneticilerin bunları hala da dur dememesi, mahkeme kararına dur dememesinde şu andaki insanlarımın takdirine bırakıyorum. Mustafa Adıgüzel olarak ben milletvekili olarak o gün de oradaydım, bugün de yerim belli. Ben 2019 seçimlerinde, yerel seçimlerde Ordu'ya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldum. Halk teveccüh etmedi, yetki vermedi. Ama ben en azından aday oldum. Bugün ben eğer Büyükşehir Belediye Başkanı olsam, bugünkü Hilmi Bey'in yerinde olsam, bunun yerinde yerler eser şu anda. Ben buna müsaade etmem. Milletvekili yaptı beni halkım. Yetki verdi. Ben de o günden beri aynı hukuku onlar adına götürmeye çalışıyorum. O yüzden ben sorumluluğumu yerine getiriyorum. Ama ben isterim ki Fatsa halkı da yediren yetmişe buna dur desin. Yani ve medya buna dur desin. Niye sadece TV52 var? Niye sadece TV52 mücadele ediyor? Diğer medya nerede? Bu yörenin insanı değil misiniz siz? Bu yörenin ekmeğini yemiyor musunuz siz? O yüzden Mustafa Adıgüzel milletvekili olarak nasılsa diğerleri de burada olacak. Belediye başkanları burada olacak. Bunun Cumhur İttifakı, Millet İttifakı yok. Bakın orada Erbaan'ın belediye başkanı çıkmış geldi orada. Kendi yöresindeki sıkıntı için gelmiş. Bizim orada bizden briefing aldı. Kendisi MHP'li. O da Cumhur İttifakı'nın milletvekili, belediye başkanı. Bunun partisi yok. Bunun sağcısı, solcusu yok. Bunun vatanın tarafında olanı var, karşı tarafta olanı var. Evet, buyurun. Sayın Adıgüzel, şöyle bir soru sormak istiyorum. 22 Ocak son tarih olarak belirlenmiş. AFAD bölgesi ilan edilen evler için, oradaki vatandaşlar için. 22 Ocak'ta yetkiliden oradaki vatandaşlara çıkın dersek diyecekler. Vatandaşlar da çıkmıyoruz derse, ki beyan ettiklerine göre çıkmıyoruz diyecekler. Ne olacak? Şimdi oradaki tabii hukukun nasıl çalışacağını hukukçular, hukukçu arkadaşlar sorar. Ama biz orada, vatandaş ne zaman çağırırsa biz oradayız. Zorla kimse kimseyi de yerinden yurdundan edemez. Bu konunun sürecini de biz biliyoruz. Zaten Çevre Derneği'yle beraber gittik AFAD'a. AFAD'a biz sorduğumuzda, ya burayı niye tahliye ediyorsunuz? Ya burada kayma var. El-İnsaf ve Müslüman. Eğer orası kayıyorsa maden alanı da kayıyor. Hı hı. Maden alanında kocaman bir siyanür havuzu var. Felaket. Dünya tarihine geçecek bir felaket olur. Bakın eğer AFAD diyorsa ki buradaki 30 ev kayıyor. O evlerle siyanür havuzunun arası yürüme 3 dakika. Kuş uçuşu 200 metre. Yani ora kayıyorsa öteki tarafta kayıyor. Onun kayması ne demek biliyor musunuz? Fatsa'da binlerce ölüm demek. Böyle bir kepazeliği, böyle bir riski nasıl barındırabilir bir Türkiye? Türkiye yönetenler buna nasıl müsaade edebilir? Kanada'nın toprakları, İngiltere'nin uzak aşırı toprakları yok mu da gelip burada bunu yapıyor? Aslında kendi ülkelerinde de var aynı. Burada çok böyle ağam şahan bir altın madeninde yok, onu bilin. Çünkü burada buna ses çıkarılmadığı için, buradaki yerel yönetimi eline avucuna alabildiği için, buradaki AKP'nin üst yönetimini istediği gibi oynayabildiği için bunu gelip bizim başımıza yapıyor. O yüzden ben artık lafımı sakınmıyorum. Lafım beni bağlar. Fatsa'nın 7'den 70'e evlatları, bu Karadeniz'in delikanlıları,
Bu Karadeniz'in uşakları, Fas'ın demokrat insanları, orada eğer o dağın başındaki o kangrene, o yara, o dağın dibine gelip de onlardan hesabını sormuyorsa, çekin gidin buradan demiyorsa, bunlar da onların da payı var. Bu mücadeleyi topyekun vermek zorundayım. Bunu söylemek zorundayım. Ben o zaman ne zaman oraya gitsem o köyde bizzat çamurun çorağın siyanın içindeki 3-5 tane vatandaşla kalmak zorunda kalıyoruz. Niye sadece Cevat amca olsun? Oradan akan zehri Fas'ın her çocuğu içiyor. Oradan akan zehri, gelen zehre oradaki bütün insanlar soluyor. Dolayısıyla buradaki bilinci yerleştirmemiz lazım. Bakın 6 yıl geçmiş, yavaş yavaş artan bir bilinç var. Ama niye 5 sene 10 sene sonra zararını görüp kanser olduktan, böbreklerimiz gittikten, sinir sistemimiz mahvolduktan, karaciğerimiz bozulduktan sonra niye müdahale edelim buna? Görüyoruz işte geçmişte bunların ne mal olduğunu söyledik. Bugün de ortaya çıktı. Daha niye duruyoruz? Mahkeme kararı da verilmiş. Vatandaşlarım, mahkeme karar vermiş. Mahkemenin kararını uygulanmayan valilik de güvenlik güçleri de suçludur. Eğer mahkeme bir karar almış yürütmeyi durdurma da, eğer orada bir ses, bir tıngırtı, bir çalışma varsa bu çalışmanın devam etmesi durumda bunun ilin valisini bağlar, ilin emniyetini, polisini, jandarmasını bağlar. Eğer onlar müdahale etmiyorsa halkın müdahale etme hakkı var kardeşim. Anayasadan gelen hak. Zulme karşı direnme hakkıdır. Bu isyana teşvik değildir. Kendi çocuklarının geleceğini, sağlıklarını koruma hakkıdır. Mahkeme kararı var. Evet, hani 2015 yılında hadi ki Mustafa Adıgüzel. Çok az süremiz kaldı. Biraz toparlayalım. Evet. Hadi ki 2015 yılında Mustafa Adıgüzel milletvekili olarak halkın önüne gitti mi? Mahkeme kararı yoktu. Kavga çıktı, su sıkıldı, taş atıldı. Ama bugün mahkeme kararı var. Ben halkımın önünde yürümeye hazırım. Ben Fas'ın önünde yürümeye hazırım. Çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de telefon bağlantısıyla bizlere son durumu anlattı. İlerleyen tarihlerde oluşabilecek riskleri anlattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar Sayın Vekilim. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Bütün halkımıza sevgiyle selamlar. Ve Nesrin Korkmaz'la beraber sizlerle birlikteydik. Muhabir Masası programıyla karşınızda olduk. Derdimizi, vatandaşın derdini, ordunun, Türkiye'nin derdini sizlere aktarmaya çalıştık. Her hafta Cuma günü saat 21'de TV'lik ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Yorumları da bekliyoruz bu Yorumlarınızı arada. Da bekliyoruz evet. Sosyal medya üzerinden. Sizler de programa katılırsanız daha interaktif bir hale gelir. Şimdiden teşekkür ediyoruz. İyi teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar.